Zeyno. Nale teyze, ne oluyor? Niye kimse bana bir şey söylemiyor? Anam nerede? Ha? Benim güzel Zeyno. Sen de bilirsin ki herkesin talihi başka başkadır. Kiminin karadır, kiminin ak. Ama senin talihin güzel. Senin kısmetin güzel. Yok, ne diyorsun sen Nale teyze? Baban sözü kesti. Ağalar aralarında anlaştı. Fena mı işte? Senin de bir yuvan olacak, evleneceksin. Evlenmeyeceğim. Gönlümün değmediği bir adama sırf babam istiyor diye evlenmeyeceğim. Zeyno. Anam nerede benim? Ha? O niye gelmedi? O niye konuşmuyor benimle? Zeyno. Ana! Ana! Ana aşkım bir ana! Ana evlendiriyorlar Ceylan gözünü. Ana ne olur kurtar beni ana. Ana çık dışarı. Kurtar beni. Zeyno. Güzel Zeyno. Hangimiz gönlümüzün değdiğiyle evlenebilmişiz ki sen evlenesin? Alışırsın güzel kızım, alışırsın. Alışmayacağım Nale teyze, alışmayacağım. Ölürüm de evlenmem. Zeynep. Zeynep abla iyi misin? Abla iyi misin, bir şey de ne olur. Reyhan hadi ablanla yukarı çıkart, hadi. Rabia sen de yardım et. Hadi. Baba, baba. Babama gideceğim. Haydi gülüm, haydi. Haydi. Razi. Geldin ha. Raziye. Sultan annesi. Götür beni kızım buradan. Götür. Kararın nedir Celal Ağa? Sulh mı yapacağız, savaşa devam mı edeceğiz? Kan taze akmıştır. Kurumasını beklemek icap eder. Başka derdimiz yokmuş gibi bir de Razi'ye çıktı geldi. Allah'ım sen benim aklıma mı kayıyordun? Konağın kapısına kadar çıktı geldi. Ta dipimize kadar. Ne istiyor acaba? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Sen de düşünme bunları. Bu Razi'nin çıkıp gelmesi hayra alamet değil. Ben sadece kızımı kaybettim. Ama o hayattaki her şeyini kaybetti. Onun için geriye kalan tek şey Ömer. Ben bundan korkarım. Ömer senin oğlun, Sultan onun kızı. Bu böyle yazıldı, böyle sürecek. Asiye, Asiye. Bak, biliyorum dargınsın bana. Ama gün birbirimizden yüz çevirme günü değil. Sen git herkesi tembihle. Celal Ağa Raziye'nin buraya geldiğini bilmeyecek. Hadi. Üzerine bastığın toprak da benim. Gözünü dıktığın toprak da benim. Atalarımın mirasıdır. Her karışı namusumdur. Benim köyüme de toprağıma da çökemezsin. Ben senin yutabileceğin bir lokma değilim. Unutulursun Osman Ağa, unutulursun. Anne. Buraya ilk geldiğimde her yeri talan edilmiş buldum. Paşa kadın sağ olsun. Bana çok yardımcı oldu, toparladık hemen. Eksikleri var ama zaman gelir tamamlanır.
Sen geldin ya. Beni gelmedi say kızım. Benim tek derdim seni alıp buradan götürmek. Anne, burası senin evin. Senin evin burası, gel. Yok, giremem kızım. Ben bir kere bu kapıdan çıktım, bir daha giremem. Hadi hadi. Osman'ı vurmuşlar. 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 Osman. 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 Camiyi hazır etmişler. Cenazeyi götürmek lazım. Ben hallederim ağam. Senin aklın kalmaz. Olanlardan haberin var mı? Yoksa tek tek anlatayım mı? Haberim var, var. Ne olacak şimdi? Bir onlardan, bir bizden. Savaş böyle sürüp gidecek mi baba? İlyas. Buyur ağam. Dostlarımıza haber sal. Cenazemiz var. Emrin olur ağam. Merdo. Merdo nasıl kızım? Doktorlar ne dedi, yaşıyor mu? Onu görmem lazım kızım. Dur amca dur, kalkamazsın. Nereye gidiyorsun? Yavaş, gel yat şöyle. Bak burada, bak hemen yanında zaten. Ama durumu pek iyi değil. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı ancak çok fazla kan kaybetmiş. İnşallah kalmış garibimin. Haleşler yediler çocuğun başını. Önceden onu gördüğüm her gün için senden bir tane ekerdim. Şimdi ise onu görmediğim her gün için senden bir tane ekerim. Senin adına keklik gözü demişler. Ama ben olsam nasip çiçeği derdim. Artık görmemiz nasip, görüşmemiz nasip. Çocukları şerletmiş baba. Merdo'yu. Hastaneye kaldırmışlar. Durum ağır. Sabaha görmez diyorlar. Nurettin Efendi'nin yarım bıraktığı bir iş daha. Şu depo meselesi, şimdi de bu. Bu Nurettin bizi çok zarara uğrattı.
Nerede şimdi, ne yapıyor? Kapıda bekliyor baba bir Umut. Latife affeder diyor, affetsin diyor yani. Af maf yok. Def edin gitsin. Halis'e de haber gönderin, sabah gelsin işleri devralsın. Sen nasıl istersen baba. İyi. Baba, şey... Ney? Bu Celal Ağa tarafında bir hareketlilik var mı? Yani durumlar nedir acaba? Şimdi Merdo'nun haberi de duyulunca... Celal Ağa olmazsa Ömer bir delilik yapar. Kadri, sulh yapmak zorundalar. Tamam, sulh yapmak zorundalar. Başka çareleri yok. Ya yapmazlarsa baba? Kadri, Kadri! Sen delisin. Akşam akşam beni de delirteceksin. Niye buradasın baba? Niye odana çekildin? Aşı sağ olsun kızım. Ben baş sağlığı için gelmemişim baba. Benim çocuklarım Hatice ile Cemal. Niye yetim kaldı şimdi baba? Ha? Bunu senden öğrenmeye geldim. Neden baba? Abla. Babam başı sağ olsun. Abla hadi gel biz çıkalım. Hadi gel hele bir çocuklara bak. Bırak babamla konuşuyorum. Biz kime ne yaptık baba? Kimin tavuğuna kış dedik? Niye yetim kaldı şimdi çocuklar? Eline sağlık kızım. Afiyet olsun anneciğim. Bayağı bir uğraşmışsın. Çeki düzen vermişsin. Sanki hiç içinden çıkılmamış. Hiç bacasına baykuş tünememiş gibi. Sen niye geleceğini haber vermedin? Söyleseydin alırdım ben seni, birlikte gelirdik eve. Ben buraya kalmaya gelmedim ki kızım. Kalmaya gelecek olsam zaten seni arardım. Ben seni alıp gitmeye geldim. Neyin acelesi bu anneciğim? Yine neyden kaçırıyorsun beni? Kızım, buraları bizim için güvenli yerler değil. Anne. Bak yıllar sonra evindesin. Kızın yanında. Şu saatte oturmuşuz, çayımızı içiyoruz. Huzur vermiyor mu bunlar sana? Neyden korkuyorsun bu kadar? Bak ben buraya babamın yarım kalan hayalini gerçekleştirmeye geldim. Ve tamamlamadan gitmeyeceğim. Ben o barajı yapacağım. Bu topraklara o suyu getireceğim ben. Deme bana baraj maraj. Deme. Durmak bile istemiyorum Sultan. Osman Ağa'yı da benden bu inadı aldı zaten. Deme. Sen niye Celal Ağa'nın oradaydın? Valla 40 yıl düşünsem aklıma gelmez seni orada göreceğim. Niye? Niye? Daha fazla kan akıtmanın ne sana ne de bana yararı var Celal Ağa. Akıllı olmamız lazım. Karşımızda barajın suları var. Sulh yapacağız.
Benim çocuklarım. Hatice ile Cemal. Niye yetim kaldı şimdi baba? Bunu senden öğrenmeye geldim. Niye? Niye ulan? Niyesi mi var ulan? Baba? Sor Ömer. Sen de sor. Ablan gibi sen de sor. Niye diye sor. Cevabım yoktur sanırsınız ya, sor. Ben bir şey sormaya gelmedim. Cemal. İyi değil baba. Gel bir gör istersen. Nesini göreyim Ömer? Babasını kaybetmiş bir çocuğun nesini göreyim Ömer? Sen babayı kaybetmek nedir bilir misin Ömer? Bunun gibi işte. Ruhun devrilir. Nesini göreyim Ömer? Latif Bey. Ölümle sıtma arasında bıraktı bizi Latif Bey. Yine şanımızı el aleme sorgulatırsın Latif Bey. Olacak olan olacak diyen sen değil miydin baba? Savaşın kimseye bir faydası yok. Düşmanlığı bitirmek için de doğru zamanı sen bilirsin. Cenaze için hazırlansınlar. Ödüm patladı vallahi. Ne yapıyorsun? Kapı mı dinliyorsun sen burada? Yok, ne kapısını hala atın. Kolonya bitti. Doldur dediler. O yüzden şey... Bana bak. Alırım seni ayağımın altına. Kolonya yeri mi burası? Asıl sen bana bak. Benden doğru konuş. İki düşün, bir söyle. Benim neler bildiğimi de o hatırından bir an olsun çıkarma. Bir an bile. Anne, sen benim yatağımda yatsaydın ya, hiç içim rahat etmiyor böyle. İyi, iyi böyle, çok iyi. Bak, yüksek yastık da verdim sana. Sen alçak yastıkla yatamazsın. Eğer yerimi yadırgarım diyorsan da birlikte yatabiliriz, söylemen yeter. Aa, yatarım ben, çocuk muyum? Evet. Evet, sen benim koca bebeğimsin, ben de senin koca bebeğinim. Hayal gibi geliyor biliyor musun anne? Doğduğum evdeyiz. Sen yanımdasın. Bir tek babam eksik. Olsun. Olsun, sen varsın ya, o yeter bana. İyi ki geldin. Ay güzelim. Of. Anne, ben sana bir şey soracağım. Sor kızım. Bu beşik. Altında iki isim yazıyor biliyorsun. De bu var. Asiye'ninle konuşmaya gittiğimde bulmuştum. Kundağımdan kopmuş. Sen Asiye ile mi konuştun? Nasıl? Asiye ile görüşür müsün sen? Evet, kısmen. İyi bir kadın bence. Hatta bazı yönlerini sana çok benzetiyorum. Onun da gözlerinde hep böyle bir acı var. Buraya ilk geldiğim zaman Celal Ağa üstüme arabalarını salmıştı. Yanım olmasaydı durumum fena olabilirdi. Bu kız benim kızımdır. Ona kalkın eli kendime kalkmış sayarım deyip payladı herkese. Sağ olsun, eksik olmasın. Sen Asiye ile konuşunca ne dedi sana? Başta bir şey demedi aslında. Sonra Nail Hanım geldi. O söyledi. Asiye Hanım'ın oğlu Ömer. Barış için bizim kaderlerimizi bağlamayı düşünmüşsünüz. Seni de aradım aslında sormak için ama ulaşamadım. Doğru mu bu? Gerçekten böyle bir şey düşündünüz mü?
Niye söylemedin bana? Düşünmüştük. Daha siz doğmadan. Ama kısmet değilmiş. Durduramadık. Olacakların önüne geçemedik. Bunlar çok eskide kaldı. Sultan. Sen neden bunların peşine düştün? Ha? Neden bunlara kafanı yordun? Hiç. Onları bulunca merak ettim. Haklısın, eskide kaldı. Allah rahatlık versin. Sana da kızım. Sana da. Nefesim daralıyor. Sen nasılsın bilmiyorum. Evet, bir acı daha düştü yakınına. Bir kanadın daha kırıldı. Bir yanım şu an senin yanında olmam gerektiğini söylüyor. Diğer yanım yakınına dahi yaklaşmamam gerektiğini. Doğruymuş, evet. Kaderimiz birbirine bağlanmak istenmiş. Sorarken annem yalanlasın istemiştim halbuki. Belki öyle daha kolay olur diye düşünmüştüm. Ama olmadı. Kolay olmadı. Kolay olmayacak. Daha ismini buraya yazamazken. Allah'ım yardım et. Böyle ne yapacağımı bilmiyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Başı sağ olsun, durdu hatun. Evlat acısı başka bir şeye benzemez. Allah sabır versin. Dostlar sağ olsun Celal Ağa. Cevdet ikimizin de oğluydu. Bu can ikimizden alındı. Sen de bilirsin ki dökülen kanın karşılığı kandır. Ağalı hükmü kanı yerde bırakmamaktır. Yani diyeceğim o ki bizde er kalmadığına göre gereğini senin yapmanı bekleriz.
yatağına yattım sandım ben seni. Günaydın anne. Günaydın. Bütün gece uyumadım deme bana sakın. Uyuyamadım. Ne ettimse olmadı. Kağıdın üstünde bile yan yana gelemeyecek iki adam sana karşı birlik olmuşlar ha? Oldular da ne oldu sanki? Şimdi birbirlerini yiyorlar. Merak etme. Sen bilmezsin bunların garezini. Bunların insafı yoktur kızım. İki günde bunların tuzaklarını kavrayamazsın sen. Yol yakınken bırak bu işin peşini. Anne başlama lütfen yine. Sana defalarca kez söyledim, ben bu işten vazgeçmeyeceğim. Yavrum. Kızım. Bak. Baban da dinlemedi beni. Dinlemedi beni. Bırak toprakları dedi. Ne istiyorsa ver gitsin. Her şey onların olsun. Ne halleri varsa görsünler. Biz gidelim dedim. Yeni bir hayata başlayalım. Çukurova'ya gidelim dedim. Dinlemedi beni. Sonumuz felaket oldu. Şimdi sen dinle beni kızım. Gidelim buralardan. Bırak. Zalim ne ettiği zalimde kalsın. Allah sorar hesabını. Cehennem boşuna yok ya. Babamın kaderi tekerrür etmeyecek anne. İçin rahat olsun senin. Bugün Celal'le Latif benimle toplantıya gelecekler. İkisine de yumruğu indirdiğim vakit dananın kuyruğu kopacak. Eğer babam yaşasaydı böyle yapardı. Zalimin ettiğini zalimin yanına bırakmazdı. Bu sefer kaçan biz olmayacağız anne. Bu sefer onlar kaçacaklar. Bu sefer bedelini onlar ödeyecekler. Senin bu Celal tarafını bir kıramadım. Ne edeyim? Başkan sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Yemeklerde eksik var mı? Yok abi. Tamam. İçeride köy meydanını kurarsınız. Hayır orada da devam etsin. Emrin olur ha. Oza nerede Kahya? Bir Fatiha deyin alın gelin şunu. El Fatiha. Çoban Emmi, en son çocukken gördüm seni burada. Sevince uzaktan sevinirsin ama hacı olunca varmak gerek Ömer. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun Emmi. Ne ettin geldiğinde? Gel, buyur. Başınız sağ olsun ağam. Allah taksiratını affetsin. Amin. Dostlar sağ olsun Çoban Ali. Affetsin ama iyi oldu biraz. Vallahi kurtuldum. Kurtulduk yine kurtuldum. Ablama bir gün yüzü göstermedi adam. He vallahi doğru diyor. Yaptığı en hayırlı iş bu oldu. Neymiş o hayırlı iş? Ne? Lafınızın birinde konuşun. Bunca yıl niye katlandım ben bu çeleğe? Niye? Abla.
Çocuklarım için. Onlar babasız kalmasınlar diye. Gerçi siz ne bilirsiniz ki çocuk büyütmeyi, aile olmayı. Boş boş konuşup da benim sinirlerimi bozmayın. Kızım ne diyorsunuz size? Burada konuşacak mevzu mu bu? Anam. Sınır. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ ol. Buyurun. Erhan. Müdür bey ilçeye ne zaman varır? Dün yola çıkacaktı. Varmak üzeredir. Tam vakit yok. Sen onu karşıla, biz Adem'le Yener tanışından geçelim. Olur, olur, tamam. Adem. Buyurun sultanım. Bugünkü toplantı çok önemli. Yeni haritaya tamamen hakim olmamız gerekiyor. Siz nasıl isterseniz sultanım. O zaman şöyle yapalım. Siz nereyi öğrenmek istiyorsanız bana gösterin. Ben size tek tek anlatayım. Osman. Anahtarı versene. Hanımım, ben bıraksaydım gideceğiniz yere. Ben hallederim Ersan. Merdoğan'sa bir dakika. Yok. Mor kayıtlarında görünmüyor. O zaman yaşıyor. Evet, servise geçmiş. Yalnız oraya almazlar sizi. Almazlar mı? Hemşire hanım. Bunun bir yolu yok mu? Bakın ben çok uzaktan geldim. Benim geldiğimi görse, en azından bilse çok iyi olur. Böyle elim boş dönmeyin, bir şey yapın ne olur. Neyiniz oluyor sizin? Olsun çok şükür. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Ne zaman uyanır acaba? Ben onu bilemem de. Uyanır elbet. Uyanır. Açar gözlerini. Gerçi uyansa ne olacak ki? Daha mahpusluğun başında vurdular çocuğu. Düşmanı çok güçlü kızım. Adamın her yerde eli kolu var. Kim bilir? Belki sen bile Latife çalışıyorsundur ha? Mahkemeye çıkmadan öldürmeye çalışacaklar çocuğu. Belki öldüremezler. Belki başka bir yolu bulunur. Hem sen niye böyle umutsuz konuşuyorsun ki? Kızım, sen Devran oğullarını bilemezsin. O Latif denilen adam var ya, kasaptan hallicedir. Zerre insaf yoktur adamda.
Eğer bir yolu varsa o da Devranoğlu'nun vur emrini kaldırmasıdır kızım. Gel gör ki görünen köy kılavuz istemez kızım. Cevdet'in ailesini diyor baba. Mezarlıkta ne konuşuldu? Ne konuşulsun? Kan isteği anası. Cemal'in durumu nasıl? İyi değil. Ablamayı diyoruz, geçer diyoruz ama konuşamıyor çocuk. Dili tutuldu. Dışını atacağına içine atmış. Geçer. Her şeyin geçtiği gibi o da geçer. Başı sağ olsun Kirbe. Rahmetliyi çok tanımazdık ama mekanı cennet olsun inşallah. Sen niye çıktın ortaya Kirbe? Sulh yapıldı da benim mi haberim yok? Ya ne olursa olsun Kirbem. Feyzi hocam derdine düştü de taziye gelmedi demeleri ağırıma giderdi. Ne farkım kalacak Bekir odan? Doğru. Farkın kalmazdı. Vay udlik vay. Ben sana söyleyeyim. Kesin Latif'le işbirliği yapmış bu. Yoksa nasıl çıkacak saklandı delikten? Hadi geç sen. Ömer Ağam. Başınız sağ olsun Ömer Ağam. Mahkemeden geliyor. Nerede onun mu? Öyledir ağam. Günü belli olmuş. Şu tepenin ardındaki düzlüğün sonu sınır sultanım. Ondan sonra Devranoğlu'nun toprakları başlıyor. Ardışlık burnu kuzeyde kalıyor değil mi? Evet. Celal Ağa'yla komşular orada. Lakin şöyle önemli bir husus var sultanım. Bu iki ailenin de en verimli toprakları bu bölgededir. Ömer ağam geldi. Kolay gelsin. Sağ olun Ömer ağam, hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bu düşmanlık bir can daha almış. İzanı yapamıyorum artık, başın sağ olsun. Sağ ol. Erdoğan'ın cevabı geldi. Mahkeme günü belli olmuş. Sen ne yaptın? Biraz da konuşabildin mi tanıklık için? Konuştum. Konuştum da babasından çekiniyor. Bir şey yapamayacağını söyledi. Tahmin ettiğim gibi. Çıkmaza girdik. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Hani bir kadınla karşılaştın demiştim ya istasyonda. Annemmiş o. Nasıl yani? Annemi mi görmüşsün? Ben de konakta gördüğümde anladım. Taziyeden ötürü bir hoş geldin de diyemedik. Müsait bir zamanda orayı benim öpmek isterim. Olur. Ben rahatsız etmeyeyim seni. Kolay gele. Thank you.
Sen helvaları dağıt, sen de yemekleri dağıt. Acele edin ha, çabuk pişsin. Hadi. Hızlı olun ha. Sulh olmadan sen ortaya çıkmazdı. Ne bakalım, ne duydun be Kiro? Getir şimdi ya. Zaman altında yatacağım diye ayaklarım uyuşmuş. Ben bir haber aldım da. Sulh değil. Dilo'dur. Ne olmuş la Dilo'ya? Sana ne? İnşallah bir dahakine dağıttığımız yemek seninki olur. Hayvan eti yemiş. İnşallah bir dahakine de senin hayvanı kavururuz burada. Seni doğdu güne lanet olsun. Mektubu okuma Bekir'e çarpar ama. Cenaze var, aklını topla haydi. Pisliksin oğlum sen. Pis adam. Kolay gelsin. Ya haydi, pişmedi mi yemekler? Erkek tarafında yemek yemeyenler var da onlar için söylüyorum. Oğlum, hangi birine yetişeyim ben? Benim de iki kolum var. Şehmuz abi, bu kaçıncı tencere senin haberin var? Sabahtan beri öldük burada yeminle. Tamam, o zaman yemek pişince söylersiniz, ben çocukları gönderirim. Tamam, kolay gelsin. Olur paşam, haber ederiz paşam. Kız, sen ne yapıyorsun orada? Gel şu tarafa da yardım et biraz. Ay yok, dizim tuttu benim ya. İnçik inçik tahatim kesildi. Bırak bahaneyi de gel şu tarafa. Helvayı yukarı çıkart. Ya ben yaptım yapacağımı ya. El cenazesi için daha fazla perişan edemem vallahi kendimi. Tamam ana. Gel biz hava alalım biraz ha. Ben hallederim. Ben yiyeyim, ört yatayım. Oh! Ne kadar güzel dünya. Hanımıma dua et sen. He mi? Gülcan. Gülcan. Kalk oradan. Kalk dedim sana. Sen bu Gülcan'ı bir daha böyle bağırt. Bak ben sana neler ediyorum. Ya sen benden uğraşmayı bırak da Raziye'nin derdine düş. Akıllı kadındır Raziye. Yakında senin ipini pazara çıkartır nasılsa. İşte o vakit göreceğim ben senin bu suratını. Ya bırak bu işleri. Azıcık kafayı çalıştır. Raziye niye buradadır? Boşuna değil de. Oğlunu alacak sizden. Hem de kopara kopara alacak. İşte o vakit göreceğim ben sizin suratınızın halını. Senin yaşındayken benim bir çift kanaryam vardı. Gece gündüz etrafında dolaşırdım, ötsünler diye. Bir sabah kalktım, bir tanesi cansız yatıyor kafeste. Diğeri sustu. Ötmüyor.
katiyen ötmeyin. En güzel yemleri verdim. Yok. Ne yapsam olmadı. Neden sonra aklıma geldi. Dedim kafese bir ayna koyayım. Belki kendini görünce eşi geldi zanneder, ötmeye başlar. Onun kızdı. Dedi koşu kandırıyorsun, yazıktır koşa. Dedim ana dur hele. Bu dünya böyledir. Yalan dünyadır. Dur bakalım ne yapacak? Kuş aynaya baktı, baktı, baktı. Ötmeye başladı. Sen de bu aynaya bak Cemal'im. Babalar ölür ama çocuklarında yaşarlar. Hele bir acın dağılansın. Elbet bir gün senin de öteceğin vakit gelir. Anneciğim, hadi sen geç birazcık içeride otur. Ne kan diyeti beklerim, ne intikam güderim. Senden tek bir isteğim vardır baba. Ne olur çocuklarıma sahip çık. Babam Celal'dir. Oğlum Cemal olsun dedim. Lakin Cemal'siz Celal olmaz derler. Hadi bizden geçti. Hiç olmazsa onlar merhamet bulsun bu konakta. Araba hazırdır ağam. Hoş geldin Raziye. Gözümüz yollarda kaldı. Niye bu kadar geciktin? Niye geldin Nail'e? Yok. Onu sen sormayacaksın. Onu ben soracağım. Niye geldin Raziye Kara Ağaca? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Ha? Kabilleşmedik mi aramızda? Hani bizim ölümümüz çıkardı da bu sır çıkmazdı ortaya? Söz çıktı ağızdan. Kalem kurudu, gelmeyecektin Raziye. Senin kızın da gelmeyecekti. Biz onunla uğraşırken bir de sen çıktın geldin. De bakalım, derdin ne? Benim bir derdim yok. Kızımı alıp götürmeye geldim. Ha, bunun için o kadar yoldan geldin değil mi? Bak, Raziye derdin gücün Ömer'se... Ömer'in adını ağzına alma. Maksadım bu olsa açıktan söylerim zaten. E niye geldin o zaman konağın kapısına kadar hırsız gibi sinsiz? Ağzını topla, lafını bil. Yavrumu çaldınız yetmedi. Hayatımı kararttınız yetmedi. Bütün müsebbibi sensin. Günah vebali senin boynuna Nail'e. Ben seni Allah'a havale ettim. Hadi çık içimde, hadi git. Bir daha da ilişme kapıma. Ben olmasam kaçınız hayattaydınız acaba? Allah'a havale ediyormuş ben.
Hoş geldiniz Müdür Bey. Hoş bulduk Sultanım. Yolculuğunuz güzel geçmiştir umarım. Dosyayı incelemekten, manzarayı seyretmeye vakit olmadı. İtirazlarla ilgili gerekli hazırlığı yaptınız değil mi? Evet, siz merak etmeyin. Dersimize iyi çalıştık. Zaten itirazlarının sebebi de pek kuvvetli değil açıkçası. İtirazdan çok itirazı kimin yaptığı önemli Sultanım. Bu meseleyi kavgasız ve gürültüsüz çözmemiz gerekiyor. Hoş geldiniz. Bendeniz Uygulayıcı Şirketin Genel Müdürüyüm. Sizleri buraya dilekçenizdeki itirazları değerlendirmek için davet ettim. Kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz sizi daha fazla bekletmeyelim. Şöyle buyurun, lütfen. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki bu memleketimiz için büyük hizmet olacak. Ve tabii bizler de isteriz ki bu projeyi yörenin sizin gibi önde gelen aileleriyle birlikte çözmek en büyük amacımız. Sultan Hanım bu proje üzerinde uzun süredir çalışıyor. Sizleri konu hakkında bilgilendirecek. Merak ettiğiniz hususları kendisine sorabilirsiniz. Evet Sultan Hanım buyurun. Kerem, nereye kayboldun? Bir işim vardı, onu hallettim. Durumlar nasıl? Gelenler azaldı. Millet de yavaş yavaş dağılıyor. Kerem, iyisin. Ömer abi. Merdo içeride şişlemişler. Hemşime haber geldi bak. Ne diyorsun Medo? Yaşıyor mu, bilgin var mı? Vilayetteki hastanedeymiş ağam. Ahvalını bilen yok vallahi. Sormamızı alıp. Ah Merdo, ah! Nedir bu adamın başına gelenler Kirben? Ne zaman bırakacak Latif yakasını? Evet düşecek yakasını. Ama öncesine dayanmamız lazım Kirben. İnşallah Kirben. İnşallah bir hasar yoktur. İnşallah yaşıyordur. İnşallah Kirben. İnşallah. Amacımız bildiğiniz gibi Çıtlık Vadisi'ni Dede Pınar'la birleştirip bu büyük havzayı suyla buluşturmak. Bölgenin geleceği için çok önemli takdir edersiniz ki. Lakin her büyük projede olduğu gibi bu projede de bazı fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Fedakarlık? Fedakarlık böyle bir şey midir ya? Bunca emeği, bunca alın terini yok sayacaksınız. Topraklarımızı elimizden alacaksınız. Biz de sesimizi çıkarmayacağız, buyurun alın diyeceğiz. Öyle mi? Bu mu fedakarlık? Şirketimizin bütün kararları hukuka uygundur. Ayrıca size yeni arazi ataması yapmaları için de aracı olacağız. Müdür Bey, bu hayali sözleri bir kenara bırakalım. Ben size samimiyetle bir şey söylemek istiyorum. Biz toprak insanıyız. Şehir adetlerini pek bilmeyiz. Ama bir görgümüz de vardır yani. Adaletin temel esasıdır. Taraf olandan hakim olmaz. Bu nasıl bir iştir ki kendini doldurup buraya intikam almaya gelmiş birini başımıza koyarsınız? Bu bize reva mıdır ya? Sultan Hanım çok tecrübeli bir mühendistir. Kendisi de aslen buralıdır. Fakat hiçbir toprağa mülkü yoktur. Bizim için önemli olan Karaağacı yakından tanımasıydı. Sizin intikam derken tam olarak neyi kastettiğinizi anlayamadım. Kendisi buraların eski bir ağasının kızıdır. Marabası tarafından vurulmuş zalim bir ağanın kızı.
Kız da babasına çekmiş tabii. Mirasını devralmış. Celal Bey, bu mesele kişisel bir mesele değil. Baraj konusu ayrı, ailemle aranızda olan ihtilaf ayrı bir konu. Şu an meselemizin belli olduğunu düşünüyorum. Lakin diğer meseleyi konuşmamız gerektiğinde de, vakti geldiğinde de tekrar karşınıza çıkacağım. Merak etmeyin. Şimdi müdür bey, bir iş yapılacaksa attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değecek. Nasıl taşıyacaksınız bu kadar insanı? Şirketimiz bütün masrafları karşılayacak Latif Bey. İnsanlara da gittikleri yerlerde yeni iş imkanları sunulacak. Şimdi müdür bey, bu iş öyle harita okumakla olmuyor. Ben bu toprakları iyi bilirim. Bu toprakların insanını da iyi bilirim. Buranın insanları öldürseniz bu toprakları terk etmezler. Bence siz mevzuya yalnızca kendi gözünüzden bakıyorsunuz. Kara Ağacın insanı toprakları için, ülkesinin menfaati için olan her şeye sıcak bakmıştır. Buralara su getirmek yeni bir proje değildir. İkiniz de hakimsiniz bence konuya. Çok iyi bilirsiniz bunu. Biliriz, biliriz. Elbette biliriz. Kim nedir, ne değildir gayet iyi biliriz. Ona göre de tedbirimizi alırız evvelallah. Var mıydı başka diyeceğiniz? İtirazlarınızı arazilerinizin zirai açıdan verimli olması üzerine bina etmişsiniz. Çukurova bölgesiyle kıyaslandığında bunun bir anlamı kalmıyor. Mevcut durumda topraklarınızın, arazilerinizin baraj sınırı dışında kalması mümkün değil. Bu süreçten sonra da şirketimiz itirazlarınızla ilgilenmeyecek, değerlendirmeye almayacak. Mahkeme yoluysa hala açık. Celal'a. Bilirsin. Şahin de ufaktır ama gökyüzünden koskoca turnayı indiriverir. Ha. Bu kızı ilk zamanlar önemsememiştim. Başta ehemmiyet vermemiştim. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar demiştim ama lakin durum öyle değil. Ha, bu kızın hiçbir şeyden korkusu yok. Arkasını da sağlam almış da gelmiş belli. Sen kendi kulaklarınla da duydun işte. Sana bir karış toprak kalmıyor. Benim de en verimli tarlalarım bu barajın sularının altında yok olup gidiyor. İstimlaktı, sürgündü derken İkimiz de dımdızlak ortada kalacağız. Hal böyleyken biz hala savaşmaya devam mı edeceğiz? Biz birbirimizi gırtlaklarken bu küçük kız barajın sularının altında ikimizi de boğacak. İyi düşün. Gün sulh günüdür. Gün dostunu düşmanını iyi bellemek günüdür. Ha, Kara Ağacın önünde sana uzattığım sulh eli hala daha bomboş havada duruyor. İyi düşün. Sen haklısın Latif Bey. Biz artık kan dökmek değil, ahdimiz üzere kan bağı kurmak isteriz. Ben ve ailem dün olduğu gibi bugün de verdiğimiz söze sadığız. Ne?
babalık. Baba Şevket. Allah'ıma şükürler olsun. Şükürler olsun. Merdo. Döndün çok şükür. Ne oldu bana? Eşeğe kadar gittin geldin koçum. Kim bilir neler gördün, neler işittin. Hiçbir şey görmedim ben. Bir şeyler duydum. Güzel bir koku. Çok güzel bir koku vardı. Gülnaz buradaymış baba. Sen gördün mü? Ben hemşire kızlardan başka bir yabancı görmedim. Merdo iyi mi? Hali nasıl? İyi, iyi yavaş. Şimdi içeride. Müsaade edin bir görelim. Sadece 5 dakikanız var Ömer. Sağ olun komutan. Cüve. Duyar duymaz koşup geldik. Çok şükür yaşıyorsun. Hoş senin Allah'ın alem. Akıl bırakmadın başta. Korkuttun bizi. Sağ olun Kirva. İyiyim ben, iyiyim, merak etmeyin. Küçük bir sıyrık. Şişin tadına da bakmadık demeyiz. Ya adamı şiş kebap etmişler. Ne konuşuyor? Güler misin, ağlar mısın? Erkek adamın yarayızı çok olurmuş Kirve. Bu kaçıncı, ben saymayı unuttum. Hay ağzına sağlık yiğidim. Bu adamın yarayızı derin. Acıtıyor ama öldürmüyor. Ama velakin bu kendini çoktan öldürmüş. Avare avare geziyor. Kendine tabut arıyor. Ya dayı dur elini ayağını öpeyim, ne tabutu? Tabut mabut deme aman ha. Baba Şevket. Namı diğer babalık. Benimle beraber yaralandı. Eyvallah. Kirve? Dayımın dedikleri doğru mu? Bıraktın mı mücadeleyi? Yok. Ben artık her şeyi oğluna bıraktım Ömer. Rüzgara karşı koşmanın bir anlamı yok. Nasıl boş boş konuşuyor? Çekeyim mi lan? Ya çekeyim Kirve lan? Kolumdadır. Al. He? Ya bıraksana oğlum, adamı sakat bırakacağım. Ulan Feyzo. Merdo. Şimdi beni iyi dinle. Biliyorum zor durum ama dayanman gerek. Bir avukat bulduk. Bir umut var der. Mahkeme günü de belli olmuş. Mahkemeye çıkmamız, hakkımızı aramamız gerek. O yüzden pes edecek zaman değil. Sinecek, koy verecek zaman değil. Siz içeride, biz dışarıda. Devranoğlu'nun çarkını kıracağız. Feyzo kurban. Hadi hadi. Ha kardeş. Ya Kirve, dilim... Dilim desene olur benim gönlüm inanmadıktan sonra. Kurban olayım, siz boş verin beni. Vallahi bak. Anamın kardeşlerimin haberi yok değil mi? Aman diyeyim. Eyvallah. Gülmez. Var mı bir haberim? İyi midir? İyidir. Yoğunlu gözler durur. Bir söyleyeceğim varsa bir mektup, bir şey iletelim. Sağ ol Kerem. Zamanınız doldu. Sizi dışarı alalım. Dayıcığım, bu adam sana emanet. Sağ salim girin, sağ salim çıkın. Ben dışarıda elimden geleni yapacağım. Sen merak etme yiğidim. Beni öldürmeden ona dokunamaz hiç kimse. Az sabır çek.
Akkebe. Ah ulan Feyzo. Ay. İnsanları perişan etti. Merdo'yu umut verdin yoktan yere. Ucu hepimize dokundu. Nişanım dahi senin yüzünden mahvoldu. Bir de gelip seyir mi edersin bey kızı? Bak bak, iyice bak. Kimin kalbi kırık, kimin karnı aç. Ne bilirsin sen? Kasap Halil'in artıklarıyla yaşar bu insanlar. Zavallı kadın. Başında er olmadan ne edecek bu köy meydanında? Hangi işe yetişecek? Merdo bu evin direğiydi. Onu çekip aldın sen. Altında kaldı yavrular. Gülnaz. Ne arıyorsun burada? Ben böyle olsun istemezdim. Dur, dur, dur. Ne oldu, bir şey mi oldu? Biz bir rüya gördük Merdo'yla. Lakin ben artık o rüyadan uyandım. Bunca insanın hanesine benim yüzümden ateş düştü. Benim bir anneyi oğlundan ayırmaya hakkım yok. Arkadaşlarının, kardeşlerinin Merdo'ya ihtiyacı var. Bana olan sevdası yüzünden yitip gitmesine gönlüm razı değil. Anladım. Ne yapacaksın peki? Bu diyeti ödemeden bu kavga bitmeyecek. Mecbur. Ömer'le evleneceğim. Merdo'nun kurtulması için böyle yapmak zorundayım. Gelinliğim benim sevdamın kefeni olacak belki ama... ama ben yine de Ömer'le evleneceğim. Ah be Kerem. Ne hayallerimiz bak. Hepsi savruldu gitti kara ağaç obasına. Merdo ipin ucunda. Ben de sen. Dilimden olmuşum. Hepsini bir hal yoluna koyacağız ki be. Az sabır. Ayrıca sabır. Sultanla aranız nasıl? Nedir durumlar? Karışıktır Bekir be. O kadar sır var ki aramızda, düğüm düğüm. Ne yapsam çözülmüyor. Bir de Gülnaz var tatlı. Kirbim, evlenecek misin? Allah yazdıysa bozsun. Bedeli ne olursa olsun evlenmeyeceğim. Gülnaz... bize Merdo'nun emanetidir. Öyle de kalacak. Bu Raziye, o Raziye değil. Şehirde huysuyu değişmiş bunun. Nerede o eski mazlum kadın? Ara ki bulasın. Beni bir fıydırıp attı ki kapının önüne. Görmen lazımdı. Nail'e senin de ağzının ayarı yok ki. Öyle yekten sorulur mu hiç kadına sen oğlunu mu almaya geldin diye? Ben de insan eyleyecek hal mı kaldı? Sırlarımız dökülmüş, saçılmış ortalık yere. Ben Raziye'nin gözünde bir şey gördüm ki sordum. Dedim ne işin vardı senin konağın kapısının önünde? Bak, cevap veremedi. Sen benim sultanı ilk gördüğüm anı düşünsene. E o da oğlunu yıllar sonra ilk defa gördü. Sen de yaklaşan bu tehlikeyi gör Asiye. Bak kaç senedir nice müşkülünü çözen kadın söylüyor bunları. Bana kulak ver. Ben telaş ediyorsam, sen kork Asiye. O kadının gözü Ömer'de. Nail'e bu kadın ben kızımı buradan almaya geldim dedi. Ya sen nasıl bu kadar eminsin? Sendeki bu ana kalbi var ya, ana yüreği. Aynısından onda da var. Ben ikinize de bakınca aynı şeyi görüyorum. Ben nasıl sabrediyorsam.
da sabredecek. Merak etme sen. O da bekleyecek. Ah keşke böyle temennilerle olsaydı değil mi? Asiye'm, var git bir de sen konuş şu Raziye'yle. Uysun antlaşmamıza. Alsın kızını, gitsin Kara Ağaç'tan çok uzaklara. Bak bunun başka çaresi yok. Tamam. Gidip konuşacağım. Akşam babam gelende oyununa atam ben seni. Akşam babam gelende oyununa atam ben seni. Atam tutam ben seni. Şekere katam ben seni. Akşam babam gelende oyununa atam ben seni. Akşam babam gelende. İyi akşamlar anacığım. Müsaade varsa sana bir hoş geldin demek istedim. Ömer'im, oğlum. Senin annen benim, sen benim oğlumsun. Osman Ağa'nın oğlusun. Yıllar önce seni benden alıp götürdüler. Müsaitseniz daha sonra geleyim. Yok. Geç içeri. Geç. Sudan yok mu? Daha gelmedi. Zamansız gelmedim değil mi?
Yok oğlum, ben öyle etrafı toplardım. Onlar Sultan için mi? Evet, öyleydi. Maşallah, ne güzelmiş. Osman Ağa'nın hikayesini dinleyerek büyüdüm ben hep. Çok yiğit, çok adaletli, çok merhametli bir ağaymış. Keşke tanısam dedim çok zaman. Keşke hayatta olsaydı da iki kelam edebilseydim. Keşke. Çok severdiniz birbirinizi. Mekanı cennet olsun, ruhu huzur bulsun. Amin. Ha. Tabii biz istasyonda karşılaşınca ben Sultan Anası olduğunuzu bilemedim. Ama Allah biliyor ya, bir yakınlık hissettim. Meğer buranın insanıymışsınız. Evet, öyleydim. Sonra ayrı düştüm. Babamla aranızda husumetler varmış. Keşke olmasaymış böyle bir şey. Ailem adına sizden af diliyorum. Sizi affedin. Bazı günahlar vardır oğlum. Kul affetse Allah affetmez. Ne deseniz haklısınız. Sultan bahsetti biraz sizden. Çektiğiniz acıları az da olsa bildim. Ne deseniz haklısınız. Sultan'la sen konuşur musunuz? Tabii, konuşuruz. Gerçi bu aralar biraz mesafemiz var ama genelde iyi anlaşırız. Yani en azından ben öyle bilirim. Sultan gelmiş olacak. Hoş geldin. Anne, misafirimiz varmış, söylemedin. Bir durum mu vardı Ömer? Tavsiyeden dolayı hoş geldin diyememiştim annene. Vakit bulunca bir geleyim dedim. Ben de mahkemeyle ilgili bir durum oldu sandım. Hoş geldin bahsi aklımdan çıkmış tamamen. Biz de hasbelimizi bitirdik zaten. Müsaadenizle. Müsaade senin. Ben de yolcu edeyim anne. Annen çok iyi bir kadın Sultan. Bana nedense eski zamanların güzelliklerini hatırlatıyor. Biraz da çocukluğumu bilmiyorum. Öyledir annem. İnce düşünmüşsün, gelmişsin buraya kadar, sağ ol. Sultan, ne oluyor? Garajdan geldiğimizden beri neden böylesin? Anlamadım. Garajdaki konuşmamızı diyorum. Buraları değiştireceğiz demiştin hani bana. Şimdi ise aramızda dağlar var sanki. Sen öyle anlamışsın. Yoğunluktandır belki, bilmiyorum. Malum baraja yapılan itirazlarla uğraşıyorum. İyi. Yarın için avukatla sözleşmiştik. Zamanlı olacak mı? Gelmeye çalışacağım. Aslında gelsen iyi olurdu. Bugün Merdo'nun yanındaydım. Latif yaralamış. Bu görüşme onun tek şansı. Yaşamak için bir dala tutunması gerek. İyi geceler. Biz şimdi bu sulhu yaptık. Bir de bunu ilan etmek gerekir. İyi, yarın edersin. Ağam, bir de Cevdet'in ailesi bizden haber bekler. Bu konuda da bir izahat yapmak icap eder. Malum Zeynep'in durumu da ortada. Herkese ayrı izahat mı yapacağız İlyas? Ona ayrı izahat, buna ayrı izahat. Tellal başı mıyım ben? Bu işler öyle yürümüyor. Sen nasıl uygun görürsen ağam. Ömer'i çağır, bir gelsin. Emrin olur ağam. Vay be. Demek senin için gelmiş ha. Hakikatli kızmış ha.
Böyle bey kızının masallarda olduğunu sanırdım ben de. Yalan yok. Ben onu hemşire sandım. Bir de belki sen de Latif'in adamısındır dedim ki hiç sorma. Kim bilir ne manileri açtı da geldi sana. E sen? Sen ne yaptın? Ben ölmüşüm deyip geziyorsun. Peki bak dostların ha? Onların şöyle yüreğine su serpip gönderemez miydin? Bu çarkı kıracağım, bu mahpusa nasıl girdiysem öyle çıkacağım diyemez miydin ha? Berdo, diyemez miydin oğlum? Sen yaşamalısın Berdo. Bu sevdan için yaşamalısın. Sevdiklerin için yaşamalısın oğlum. Sen çıkabilirsin Halis. Kapıdayım beyim. Eskiden aklı evvel erkek çocukları araba alıp kaçarlardı. Şimdi kızlar da başlamış. Geç otur. Merdo nasıl, iyi miymiş? Gülnaz kızım, bu işler nasıl yürür, ben iyi bilenlerdenim. Sen bir şey istersin, karşındaki de bir şey ister, ortaya bambaşka bir şey çıkar. Bu ortaya çıkan şey de ne senin istediğin olur, ne de karşındakinin istediği olur. Anladın? Şimdi sen arabayı aldın gittin, Merdo'yu gördün. İstediğini yaptın, değil mi? Sırada benim istediğim var. İyi dinle. Celal Ağa'yla sulh oldu. Hal böyle olunca... Anladın değil mi? Sen Ömer'le evleneceksin. Ben de başka bir pürüz istemiyorum. Tamam. Başka bir pürüz çıkmayacak baba. Gönlün rahat olsun. Ömer'le evleneceğim. İyi. Ama benim de bir şartım var. Ömer'le tek bir şartla evlenirim baba. Merdo'nun peşini bırakacaksın. Bırak mahkemeye çıksın. Adalet neyse yerini bulsun. Vur emrini geri çek. Bu kadar kan döküldü yeter. Tamam de. Ben de gidip gelinimi giyeyim. Beni görmek istemişsin baba. Gel Ömer. Postacı geldi geçen gün. Celp getirmiş. Neymiş Merdo'nun hükmü? Latif, Merdo iş işletmiş içeride. Çok şükür iyi şimdi. Yine kefeni yırttı yani. Öyle.
Mahkeme günü belli olmuş. Savunma için bir avukat buldum. Bal bal demekle ağzı datlansadı keşke. İdamlık adamı lafla sözle kurtarabilir misin? Ne yapayım baba? Kurtarmak için gayret ediyorum işte. Elim kolum bağlı böyle durayım mı? Dur desem duracaksan sanki. Sen yapacağını yap. Nafile çabadır. Lakin bir şey demeyeyim. Belli bir şey demeyeceğim. Başka bir şey için çağırdın beni. Buyur. Sulh yaptık Ömer. Devranoğullarıyla hasımlığı bitirdik. Hayırlı olsun. Başka bir çıkar yolu yoktu zaten. Lakin onun rahmetin ailesine karşı bir bedel olur. Neyse bedel ödeyeceğiz. Sen oraya kafayı takma. Sulh olduğunu bil, ona göre hareket et. Anlayamadım baba. Neyi kastediyorsun? Yasımız bitsin. Senin Gülnaz'la düğününü yapacağız. Sözümüz var bilsen. Zühre yıldızı derler. Sabahın habercisidir. Karanlıkta müjdeler sabahı. Senin de gecen sabaha erecek. Sen hiç merak etme. Çok huzursuzum ana. Kendimi çok yalnız, çok çaresiz hissediyorum. Haklısın güzel kızım. Anlıyorum ben seni. Ana olmak böyle bir şey işte. Kendi etinden et kopar. Hiç canın yanmaz. Ama sıra evladına gelince bir fıske bile kalbini durdurur. Ve kendi geleceğinden, dede torunlarımın geleceğinden hiç endişen olmaz. Ben varım, ben. Zeynep, biliyorum sen bana darbınsın kızım. Hakkın var. Ama sen benim ilk göz ağrımsın. Sen benim arkadaşımsın. Sen benim canımsın. Oh oh, maşallah, maşallah. Ana kız balkon sefası yapıyorsunuz ha? Ana, ablamın canı can da bizimki patlıcan mı? He, bizi de al kanatlarının altına. Gelin gelin, hadi gelin. Hiçbir şeyden de kusur kalmayın değil mi? Kalmayacağız tabii. Anca beraber kaça beraber. Ay, Ömer'im de burada olsaydı keşke değil mi? Eyvallah. Böyle hep beraber kıkır kıkır eski günlerdeki gibi. Ömer böyle gitti. Kişiye kadar oldu. Kız keşkem kız olsaydı. Ayy. Dört bacı şurada koyun koyuna yatardık. Konuşa konuşa. Güzel kızlarım benim. Hep yüzünüz böyle gülsün. Ya anam sen böyle ol. Vallahi ben hep gülerim ya. Erti lafı duydun mu sen? Gören de suratın hep mahkeme duvarı gibi dolanıyor sanacak kız. Ablacığım senin gülmediğin bir an yok ki zaten. He. Ya ne yapayım? Ben de yapım böyle ana, biliyorsun. Ben gülmeden duramam ki. Öyle. Ablam, biz böyle kıkır diyoruz ama acılı günündesin. Kızmıyorsun değil mi? He vallahi abla. Bugün de hadsiz hadsiz konuştuk. Kusuramıza bakmayasan olur mu? Ama vallahi seni düşündüğümüzden biz seni çok seviyoruz. Çok. İyi ki bizim ablamız. Ne güzel oldu böyle. Onu getirme bu. Bunu getirme bu.
bedonamız. Yavşağımız ya. Vallahi bunları bulacağım diye girmedim, kümes kalmadı. Yeminim adım atmancaya çıktı ha. Tamam uzatma lo. 40 tane değil. Ha 40. Yalnız 41 olması gerekmiyor mu ya bunun? Yok oğlum, o sünnette öyle. Yani 41 kere maşallah demek için öyle yapıyorum. Ama bu sürtür ya. 40 tane yetiyor yani. Yalnız iki tanesi kırçıllı, artık idare edeceğim. Bir şey olmaz lo. Havaya bakıp saymayacaklar ya. O da doğru. Hadi. Ali, şu eşeği bir alıver be. Haydi bakalım. Havaya bağlayın ha. Haydi, haydi. Haydi. Helim! Koş, koş! Güvercin salıyorlar. Ana! 40 mı, 41 mi? Ben saymadım, sen say. 40, 40 Hamza abi. Uş. Bu ne surattir ya? Allah'ıma şükürler olsun. Dirilik geldi. Huzur geldi konağımıza. Şükürler olsun. Bakın hele. Celal Ağa beyaz güvercin uçurmuş. Nedir anne bunun manası? Kara ağaçta adettir kızım. Sulhün nişanesi olarak 40 güvercin uçurtulur. Celal Ağa ile Devran oğulları sulh yapmış senin anlayacağın. Şu baraj nelere kadir? Ölünün toprağı kurumadı daha. Ne yaparlarsa yapsınlar anne. Nafile. Baba. Baba içeride misin? Baba. Baba yok. Abla. Ömer. Ömer babam nerede biliyor musun? Onu bulmam lazım. Sabah Kahya ile çıktılar. Kahya ile mi çıktılar? Nereye gittiler biliyor musun? Abla hayırdır? Ne bu telaşın? Bir şey mi oldu? Sulya buldu Ömer. Daha ne olsun? Gerekliydi abla. Kanın durması lazımdı. Gerekliydi de Cevdet'in anasına nasıl anlatacağım bunu? Ha? Ya bir kötülük ederse? Ya... Ay yok, ben düşünmek istemiyorum. Ömer ne olacak bu işin sonu, ne olur? Ha? Ne olacak ablam? Hoş gelmişsen Celal Ağa. Konağımıza şeref vermişsen. Hoş gördük. Buyur geç. Güvercinleri gördünüz değil. Çok şükür su sağlandı. Değmeyin keyfime. Artık rahat bir uyku çekersin muhtar. Ha vuruldum ha vurulacağım diye kendinde keyif bırakmadın ha. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ömer Bey ile Sultan Hanım'a bakmıştık. Burada buluşacaktık ama gelmediler mi daha? Eğer geleceğiz dedilerse gelirler. De sen niye arıyorsun ki Ömer Akay'ı? Ben Merdo'nun avukatıyım. Ya şunu baştan desene hele. Hele geç otur şöyle. Kahve yapayım sana. Aç mısın? Bir yemek hazırlatayım. Yok yok, bir kahve yeterli. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ömer ağamla Sultan bacım da geliyor. Ben de hemen kahvenizi getiriyorum. Hoş geldiniz avukat bey. Hoş bulduk. Uzun bir zamandan sonra yeniden karşılaşmış olduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Ömer Bey, telefonda görüşmüştünüz. Merhaba Ömer Bey, memnun oldum. Ben de memnun oldum. İsterseniz muhtarlığa gidelim, orada konuşalım. Ayakta kaldınız. Tabii, buyurun.
Tekrar başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Amin Celal Ağa, amin. Sen gün görmüş bir kadınsın Durdu Hatun. Senin rahmetli kocan da öyleydi. En son burada oturduğumuz zaman sizlerin ne kadar kalender insanlar olduğunuzu anlamıştım. Var ol Celal Ağa. Erim öldüğünden beridir işlerimiz pek iyi gitmedi. Çok sınandık. Oğlum Cevdet sen de bilirsin. Biraz marazdı ama ne değişir? Oğul oğuldur. Öyledir. Kızımla da iyi kötü uzun bir evlilikler oldu. Sen sadece taziye için gelmedin herhal. Belli ki bana diyeceğin var. Ağzında kurmadan söyle Celal Ağa. Senin evladın benim damadım öldü. Evlat acısı zordur. Ne söylesem ferahlatmaz gönlünü. Lakin kan dökmeyle de bir yere varılamayacağı aşikar. Bir yanda baraj meselesi, bir yanda kıtlık. Kimsenin kavga etmeye mecali kalmamıştır. Kader neyi neye vesile kılar bilemiyor insan. Cevdet kurban oldu ama sulh onun sayesinde geldi Karaağaç'a. Hani diyeceğim o ki bazen hakkından feragat etmek de ağalıktan sayılır. Sen de öyle say. Biz bu topraklarda ağalığın şanına en çok hürmet gösteren seni biliriz Celal Ağa. Toprağa dökülen kan orada kalmaz. Eğer sulhu münasip gördüysen başka çare kalmamış demektir. Bundan bir şüphemiz yok. Arife tarif gerekmez. Eksik olma. Eğer kabul edersek Cevdet oğlumuzun kanına karşılık gelmez ama diyet olaraktan Kocatepe'deki verimli arazilerimin 200 dönümünü size vermeyi teklif edeyim. Biz başka işlerle iştigal ederiz Celal Ağa. Bizim toprakla işimiz olmaz. Sen de bilirsin. Son toprağımızı oğlumuzla beraber sana vermişiz. Ama ve lakin oğlum öldü. Hanemizde erkek kalmadı. Yani diyeceğim o ki torunumuzu, Cemal'imizi isteriz senden. Cemal istersin. Evet. Muradım odur ki oğlumun yadigarı bundan sonra bizimle yaşasın. Biz göçüp gittikten sonra da ocağımızı o tüttürsün. Açıkçası ilk konuşmamızdan sonra durum benim için daha vahim bir yerde duruyordu. Fakat dava dosyası bana ulaştıktan sonra fikrim değişti. Fikrinizi değiştiren nedir? Bir şey mi oldu? Olmuş Ömer Bey. Hem de çok önemli bir şey olmuş. Olay yerinde bir tek Abdülrahim'in tabancası bulunmuş. Fakat ne hikmetse sonradan bu tabanca ortadan kaybolmuş. Göre neden de yok. Dolayısıyla inceleme yapılamamış. Nasıl yani? Bulunan tabanca nasıl kayboluyor? Burasını bilemiyorum. Ama bu Latif Bey dediğiniz adam eğer anlattığınız kadar güçlüyse o tabanca muhtemelen ondadır. Peki biz bu tabancayı bulursak ne değişir? Çok şey değişir. İnceleme yapılır. Hakim yeniden keşif talebinde bulunabilir. Bunlar da Merdo'nun aklanması için fırsat olur. Ha bir de bu Gülnas Hanım meselesi var. Ne yaptınız? Görüşebildiniz mi kendisiyle? Görüştüm. Babasından korkuyor, yardımcı olamayacak. İşte bu çok kötü oldu. Gülnas Hanım'ın bir şekilde ve muhakkak ikna edilmesi gerek. Sultan bir de biz birlikte mi konuşsak? Belki durumu vehametini anlatırsak ikna ederiz. Ne dersin? Sen kendin konuşabilirsin Ömer. Aileler de arayı buldu sonuçta. Kimse konakta ne işin var diye sormaz sana.
Bence elinizdeki bütün kozu kullanın, Gülnaz Hanım'ı ikna edin ve o tabancayı bir şekilde bulun. Mahkeme yaklaşıyor, başka şansımız yok. Ağam, iki dünya bir araya gelse Zeynep Cemal'i vermez ağam. Arabaya bin İlyas. Herkes iyice bellesin. Ben Seyis oğlu Merdo. Ben derim ki, kim burada kendine satılık olmayı yediriyorsa yedirsin. Gelsin bir daha vursun. Ama bilsin ki ben ölmem. Yiğitliğine kefiliz. Seninleyiz Merdo. Bundan sonra sadece bu koğuşta değil, bu hapishanede kimse kimseye haksızlık etmeyecek. Kimse kimseyi arkasından vurmayacak. Geldi. Yaşayacaksın Merdo. Yaşayacaksın. Adem halledebilecek mi? Kesin gelir mi Gülnaz buraya? Daha önce geldi, gelir yine. Sultan, bilmediğin bir şey mi var? Yüzünü sürekli benden kaçırıyorsun. Kesik kesik konuşuyorsun. Eğer bir şey olduysa, yani bilmeden bir şey ettiysen bileyim. Sana garip bir adamsın demiştim ya Ömer. Başta yalnızca bir histi bu. Sonra fark ettim ki sen daha fazlasın. Sanki bilmediğim, tanımadığım bir Ömer var gibi. Bana hiç göstermediğin bir Ömer. Benim özüm sözüm bir. Gördüğün kadar bir adam. Benden sakladığın hiçbir şey yok yani, öyle mi? İyi bak. Sözlüm geliyor. Bekletmeyelim onu. Merdo'yla ilgili dediler. Koşarak geldim. Merdo iyi değil mi? Bir şeysi yok. Yaşıyor. Çok şükür. Yaşıyor. Hayati bir tehlikesi yok. Biz seninle mahkemeye konuşmak istedik. Malum
Merdo'nun seni tanıttığına ihtiyacı var. Ben babamla konuştum. Merdo'nun yaşaması için söz verdi. Merdo kurtulacak. Keşke bu kadar kolay olabilseydi. Ama durum sandığından farklı. Biz Merdo'yu kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama senin de taşın altına elini koyman gerekiyor. Ömer, bak ben sevdam için kendimden vazgeçmişim. Daha ne yapabilirim ki? Çok şey. Baban Abdurrahim'in tabancasını yok etmiş. Ne? Ne zaman olmuş bu? Biz de bilmiyoruz, yeni öğrendik. Bak Gülnaz, tabancayı bulabilirsek Merdo'nun kaderi değişebilir. Hem sen bir o geceyi düşün, bir hatırla. Merdo bas bas bağırmadı mı ben masumum diye? Hatırla. Babam bana verdiği sözü tutmayacak mı yani? Senin gözünü kırpmadan jandarmaya teslim eden baban değil miydi Gülnaz? Bana kıydığı gibi Merdo'yu da kıyacak. O tabancayı getireceğim size. Canım pahasına olsun getireceğim. Beni bekleyin. Akşamına o tabancayı getireceğim. Haydi kızım. Haydi kızım. Haydi. Raziye. Raziye. Asiye ben. Aç kapıyı. Raziye. Raziye'yi ararsın değil. Sen önce kendi kuyuna bak Asiye. Her şeyin başladığı yere bak. Celal Ağabey gibi. Ömer. Adın Ömer. Ömer. Hakkımı helal etmem yoksa. Osman Ağabey'in son arzusuydu. Söz ver bana. Söz ver. Bir dakika durur musun? İyi misin Ömer? Hani sen sormuştun ya. Sen de mi bir şeyler için kurban edildin diye? O vakit tam dilimin ucuna kadar geldi söylemek. Lakin neden bilmiyorum, kalbim buna müsaade etmedi. Hem ağalar beyler kendi aralarında söz kestiler diye ben Gülnaz evlenecek değilim ya. En baştan reddettim bunu. Hala da ediyorum. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Benden saklamış olman da önemli değil.
Sadece ben bu zamana kadar Merdo'yu kurtarmaya çalışıyoruz sanırken meğersem seni kurtarmaya çalışıyormuşuz da haberim yokmuş. Buna üzüldüm. Yoksa sen kimle evleniyorsun, kimle evlenmiyorsun beni ilgilendirmez ki, bana ne? Öyle konuşma. Sonuçta evet. Sonuçta hakikat değişmez Ömer. Sen Celal Ağa'nın oğlusun, ben Osman Ağa'nın kızıyım. Saflarımız belli, yolumuz belli, kaderimiz belli. Aynı rüyalarda buluşmuş olmamız da bir şey değiştirmiyor. Aynı rüyayı görürlermiş ikisi de. Bu mağarayı görürlermiş rüyalarında. Bebek ağlama sesleri duyarlarmış. Bilmezler ki kendi seslerini duyarlar. Bilmezler ki içlerinde bir acı var. O acıyı biz ekmişiz kalplerine. Ve çok uzun zaman oldu. Ben o kara geceden sonra seneleri hesap etmeyi falan bıraktım. Zamanı söktüm attım içimden. Asiye dedikleri bir kuru kemik, bir soluk nefesten ibaret kaldım. Öyle yabani kaldım ki kendime. Öyle çok acı çektim. Yalvardım, yakardım Allah'a. Allah'ım dedim. Ya al benim içimden bu acıyı ya da artık bir son ver. Benim dayanacak takatim kalmadı. İnsan ciğeri olmadan nasıl yaşar? Nasıl nefes alır? Kalbi olmadan yaşamaya nasıl devam eder? İşte bu acıyı bir sen bilirsin. Bir de ben. Bana acıyı mı anlatıyorsun Asiye? Kucağında kanından olmayan bir bebekle bu topraklardan sürülmüş, yeri yurdu elinden alınmış, kocası canice öldürülmüş, tek ciğer paresi, tek emaneti, biricik oğlunu daha emziremeden kucağından koparılmış bir anneye sen hangi acıdan bahsediyorsun Asiye? Raziye. Karlıydı. Tıpkı bu zaman gibi. Dizlerinin takati kesilmiş. Ha öldü ha ölecek. Acısından sütü kesilmiş bir kadına acıyı anlatamazsın sen. Tren garında cebinde 5 kuruş para olmadan, birilerinin ona acıdığı için bilet parasına muhtaç olan bir kadına acıyı anlatırken 2 kere düşün. Trenin nereye gittiğini bilmeden öylesine gider. Yarının ne olduğunu bilmeden sadece giden bir kadına acıyı anlatırken 2 kere düşün. Sen acının ne olduğunu bilmiyorsun. Konağında, sıcacık yuvanda kızının halini düşünürken ben soğuk, rutubetli, en fazla bir mezar büyüklüğünde bir odada kızını yaşatmaya çalışıyordum. Her gün hastalanıyordu. Her gün ateşlenip inim inim inliyordu. Ben onu iyi etmek için gecemi gündüzüme kattım. Düşün ki hayattaki her şeyimi elimden almış Celal Ağa'nın kızını ben yaşatmaya çalışıyordum. Bana acıdan bahsetme. Bana acıdan bahsetme. Haklısın. Dede sen haklısın. O vakitlere geri dönebilseydik eğer, ben bu acıların yaşanmasına müsaade etmezdim. Ama an geliyor ki başka bir çare var mıydı diye düşünmeden edemiyorum Raziye. Bizim kocalarımızın düşmanlığı öyle büyüktü ki Ömer'i yutardı. Benim kızımı savururdu. Hayır, herkesin hayatta kalması için başka bir çare yoktu. Aynı Nail'in ağzıyla konuşuyorsun. Hoş, sen de onun gibisin. Tek çare bu muydu gerçekten? Madem Ömer'i bu kadar düşünürdün, kaçıp gitmemize yardım edebilirdin. Etmedin.
Neden? Oğluma göz diktin. Çünkü kendi istikbalini, kendi haneni korumak için sen kızını gözden çıkardın. Dürüst konuş benimle Nasiye, dürüst ol. Ağır konuşuyorsun Raziye. Çok ağır konuşuyorsun. Sen ne acı çektiysen misliyle aynısını ben de çektim. Ben de evladımdan koparıldım. Benim öyle ne hanem kaldı ne de bir istikbalim. Ölü gibi yaşadım ben. Öyle yaşamaya da devam edeceğim. Ama benim tek korkum bu çocukların başına bir iş gelmesin. İşte bu kadar. Senin tek korkun elindekileri kaybetmek. O süslü elbiselerini, hanım ağalığını kaybetmek. Ama merak etme. Kaybetmeyeceksin. İçin rahat olsun. Ben buraya Ömer'i almaya gelmedim. Oğlumla kavuşmamız mahşere kaldı. Ben buraya Sultan'ı almaya geldim. Onu alıp buralardan gideceğim. Toprağınız da, ağalığınız da sizin olsun. Atı gibi yaradır bugün. Üflerim üflerim melhem bulamam. Bazı yaralar vardır melhem yoktur demiştim bana. Öyle bir gündeysem be. Başımda bir dert. Ne yana dönsem içime bir kasvet verir. Dert başında değil yüreğindedir senin. Sesi ta buraya geliyor. Hayırdır? Nedir gene seni çatallanmış yollara düşüren Ömer? Sultan. Rüyalarımızın düğümü bir bir çözülür diye beklerken her şey daha da kördüğüm oldu. Yüreğimi bilirsin, titrer durur. Aşktan mı korkudan mı diye sorma bu sefer. Aşktan çoban emmi. Aşktan. Ama aşk varsa ama yoktur Ömer. Amadan sonrası yalnızlıktır. Amadan sonrası geri dönülmez bir pişmanlıktır. Bizim kaderimiz birbirine tersten bağlanmış emmi. Kendisi bas bas bağırıp durur. Ben Osman Ağa'nın kızıyım. Sen Celal Ağa'nın olsun diye. Babalarımızın düşmanlığını hatırlatıp durur bana. Aha. Bu vadi gibi kocaman bir mesafe koyar aramıza. Söyle şimdi emmi. Bu yolun sonu var mıdır? Yıllar evvel ben de aynı soruyu sorardım. Bu yolun sonu acaba var mıdır diye. Gençlik zamanı bir genç çobanım. Ana yok, baba yok. O dağ benim, bu dağ senin. O ova benim, bu bayır senin. Sürünün peşinden gezer, sürümü otlatırım. Anlayacağın bir ben varım, bir de safi yalnızlığım.
Sonra bir de bu güzel var. Yüzü onu ilk gördüğüm zamanki gibi gözlerimin içine kazınmış. Nereye baksam onu görürüm. Çoban çeşmesine kırmızı bir mendil bıraktı bir gün. Kırmızı mendil nedir bilir misin Ömer? Aşktır. Bütün mevcudiyetimle gönlüm sende demektir. Kaç gün, kaç gece düşündüm. Ne yapacağım ben? Bir kepenek, bir kaval, bir kulübem var. Başka da hiçbir şeyim yok ama o... O Kaf Dağı'nda bir çiçek. Arada bu vadiden daha büyük bir mesafe var. Bu işin oluru var mı diye sordum kendime. Kaç gün, kaç gece... Bu ise beklemiş beni Ömer. Ben kendime bunları sorup dururken... ...o hiç umudunu kaybetmeden beklemiş. Bilememişim. Anlamamışım. Varayım dedim kapısına. Varayım diyeyim ki ne olursa olsun kabulüm. Ben de sana sevdalıyım. Bağırayım şöyle bir sevdamdan gürleyeyim. Bir çift yüzük gördüm. Bir de ellere sarılmış mendil. Babası kesti sözü. Dünyam karardı. Bir daha da aydınlık nedir bilmedim. Meğer bu kırmızı mendilin manası... ...sadece ben sana sevdalıyım demek değilmiş. Kaçır demiş beni. Kaçır götür buradan. Ben anlayamadım. Bilemedim Ömer. Zeynep aşağı gel kızım. Nale teyze, anam nerede? Hemen bulun. Bul hemen onu ne olur. Tamam kızım, karartma gönlünü. İnle bakalım ne diyor, haydi. Haydi. Buyur baba. Hayrolsun. Baba. Kızım, Cemal bundan sonra nenesinin yanında yaşayacak. Yok. Yok olmaz baba. Müsaade etmem böyle bir şey. Ben oğlumdan ayrılmam. Ben böylesini münasip gördüm. Getirin Cemal'i. Baba etme ne olur. Nale teyze. Ana! Ana neredesin? Ay baba ne olur. Anamı çağır Nale teyze. Baba etme ne olursun. Ne olur etme. Oğlum bırak. Bırak yeteme. Bırak oğlumu diyorum sana. Bırak vermem ben oğlum. Bırakmam. Bırakmam. Oğlum. Oğlum bırakın Allah'ını sakın. Baba ne olur. Gönder beni de oğlum. Bırak. Bırakma! Oğlum! Nerede teyze oğlum gidiyor? Ana! Ana neredesin? Oğlum! Ya bırak! Beni bırak! 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 Oğlum! Oğlum! Bırak! Ne olur! Ne olur aşkım! Bir bırakın yavrumu! Ne olur ablayı! Hayır! 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 Hayır
Senden tek bir şey istedim baba. Ömür hayatımda tek bir şey. Çocuklarıma sahip çık istedim. Sen bir kez daha ciğerimi yaktın baba. Yıllar yıllar önce yaptığın gibi yine ciğerimi yaktın. Dilerim ciğerin yanmaz. Dilerim ciğerin yanmaz. Zeynep. Emin, neden anlatmadın şimdiye kadar sen bana bunu? Kim bu kız? Mazide kaldı Ömer. Artık ne önemi var? Senin karşında ibret alacağın bir adam durur. Bak, ibret al. Sorular, endişeler, korkaklıklar, hepsi bana kaybettirdi. Sevdama geç kaldım. Sonu bitmek bilmez koca bir yalnızlık. İkimiz de zifiri bir karanlığın ortasında kala kaldık. Demem o ki Ömer, sakın ola sevdana geç kalma. Ömür dediğin olurlarla olmazlarla geçip gidiyor. Ama ömrün hakikati tektir. Olacak olan olur. Eyvallah çoban emmi. Eyvallah. Sultan! Ne oldu Ömer? Konuşmamız lazım. Söylenecek her şeyi söyledim ben. Konuşacak bir şey kalmadı. Kaldı Sultan. Ben daha son sözümü söylemedim. Gel benimle. Ne yapıyorsun Ömer? Lütfen soru sorma, sadece gel. Ömer ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne oluyor kızım? Zeynep. Neredeydin hanım? Hı? Hangi kilitli kapıların ardında gizledin yine kendini? De hele. Oğlunu benden aldılar ama ciğerimi söküp elimden aldılar. Babam bir kez daha ateşe attı beni. Sen yine yoktun ana. En olman gereken zamanda yine yoktun. Yine yoktun. Celal Ağa!
Dön bir bak yüzüme. Dön bir bak yüzüme şimdi. Sen bu yüze bakmayalı yıllar oldu. Gözlerimin içine bakmayalı yıllar oldu. Bitmedi mi senin kavgan? Sen daha kaç masumun canını yakacaksın? Sen daha kaç kişinin hakkını alacaksın? Neyin kavgasıdır bu? Niçin bitmek bilmez bir türlü? Sen beni sevdin mi, sevmedin mi? Ben hiç bilmedim. Ziyanı yok. Ziyanı yok sevme beni. Sen de zerre kadar hürmetim olmasın. Hiç ziyanı yok. Ama benim kızlarımın ne günahı var? Bir çizmen kadar değer vermezsin onlara. Neden ağam, neden? Onlar senin canından, kanından değiller mi? Ben kendi varlığımı sildim, attım. Benim varlığım yerin dibine batsın. Ama anayım ben. Anayım ben. Onlar benim kızlarım. Onlar benim canlarım, evlatlarım. Yıllar evvel kolumu kanadımı kopardın benim. Ben sana ağzımı açıp tek laf etmedim. Oğlan olsun diye başıma vurdun. Oldu işte oğlan. Oldu daha ne istersin sen bizden? Sen benim kızlarımdan ne istersin? Benden ne istersin ağam? Rahat bırak artık bizi. Rahat bırak artık bizi. Rahat bırak artık bizi. Huh?
Bütün hayatım bir rüyayla geçti benim Sultan. Bir rüya. Seni burada gördüm hep. Ay gibi parlayan yüzün kollarımda. Kimsin, necisin? Niye görürüm diye diye bir ömür tükettim ben. Sonra sen geldin. Bin bir soru, bin bir düğün. Bir cevap aradım Sultan. Bir mana aradım durdum. Ben de aradım Ömer. Bütün hayatı bir rüyayla geçen yalnız sen değilsin ki. Kimdir bu adam? Niye görür dururum? Ne anlamam gerekir? Buraya geldim, seni gördüm. Benim de kafamın içinde bin bir soru. İkimiz de cevap ararız. Ama ben anladım ki sen ve ben cevabın kendisi biziz. Düğün biziz. Sır biziz. Biz hiçbir şey değiliz Ömer. Kandırma kendini. Hayır, kandırmıyorum. Sesim içimden bir ses. Gözündeki acı da parıltı da benden bir parça. Ben sana baktığımda kendimi görüyorum Sultan. Korktum başta bundan. Kaçmak istedim, olmaz dedim. Ama kaderin zinciri tutmuş ayağımdan bırakmadı beni. Ben bir yan ile hep eksiktim. Sanki ortadan ikiye yarmışlar beni. Bir yanım bu topraklara aitken, bir yanım hep uzaklardaydı. Meğer sendeymiş bir yanım. Anladım. Meğer senin de bir yanın bendeymiş. Bak. Şimdi buradayız. Kaderin bizi düğümlediği bu nehrin kenarında. Ve sen bana diyorsun ki kandırma kendini. Hayır, kandırmıyorum Sultan. Hakikat bu. Ne demek istiyorsun Ömer? Neden anlatıyorsun bana bunu? Çünkü Sultan. Çünkü kalbinde kor gibi bir ateş yanıyor. Sevdanın ateşi. Senin ateşin. Ben seni önce rüyalarımda sevdim Sultan. Kaç gece kan ter içinde uyandım da seni çizdim tüp kağıtlara. Kaç kez buraya geldin de seni düşledim mi? Ömer. Dur. Dinle beni. Biliyorum senin içinde de ben varım. Celal Ağa'nın oğlu olduğumu öğrendin. İçinde kırılıp gittim. Ne yapacağını bilemedin. Bilirim çünkü ben de senin gibi çekindim Sultan. Ben de ne konuşacağımı bilemedim. Babalarımızın düşmanlığının köküne kıran girsin. Aşkı aldılar elimizden. Aşkı Sultan, aşkı. Birbirimize olan aşkımızı. Biz birbirimizin hem yarasıyız. Hem Meryem'iyiz Sultan. Ömer. Bizim hikayemiz kırık dökük. Ne sana ne bana hayır getirmez. Ama Allah biliyor. Benim kalbimde de ruhumda da sen kazıdısın. Çok uğraştım. Çok uğraştım, yemin ederim çok uğraştım. Senden kaçmaya çabaladım. Ama da bir şekilde kendimi hep seni ararken buldum. Kendimi hep senin yolunu gözlerken buldum. Ama... Ama deme. Sonrası ikimiz için de büyük bir yalnızlık. Ama deme.
Thank you.